Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu siyaset kulislerini sallayacak bir yazı kaleme aldı. İçişleri Baronu devleti çürütüyor, başlıklı bugünkü yazısında, eski emniyet amiri Fuat Tuğluoğlu'nun Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na geçmesinin ardından, memur olan eşiyle iki kız kardeşinin sürüldüğünü yazdı. Dilimize biz üretmişiz gibi yerleşti. Baron diyoruz. Devletin gücünün dağıtıldığı feodal rejimde, baronlar, şövalyenin üstünde, vikontların altında. Günlerdir tartışıyoruz ya. İçişleri Bakanı muhalefetin belediyelerinde çalışan binlerce insanı terörist ilan etti ya. İşe nasıl alınmalıydı? Adli sicil kaydı mı, arşiv araştırması mı diye uzman olduk ya. İşte bunları konuşup, yazıp çizdiğimiz günlerde emniyetten bakış açımı değiştiren bir bilgi aldım. Mesele, işte tam da bu dedim. Hep İstanbul'u konuşsak da hedefteki belediyelerden biri de Mersin. Hatırlayın, Mezitli'de polis evine yapılan saldırıdan iki gün sonra, 28 Eylül'de, sanki bu saldırıyla bağlantılıymış gibi, CHP'li Mersin Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı. 18 belediye çalışanı terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İşte Mersin Belediyesi'ni ilgilendiren hikaye tam da burada başlıyor. Mersin Belediye Başkanlığı'nın Zabıta Müdürlüğü sayfasını açıyorum. Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu olarak görünüyor. Kimdir Tuğluoğlu anlamak için özgeçmişine bakıyorum. Eski bir emniyet müdürü. Hayır, FETÖ ile suçlanan polislerden değil. Polis de FETÖ tasfiyeleri yaşanırken, o terfi etti. Mersin'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdür Yardımcılığına kadar yükseldi. Derken, 2019'da CHP, belediye başkanlığını kazandı. Başkan Vahap Seçer, Zabıta Daire Başkanlığını, halkın sevdiği Fuat Tuğluoğlu'na teklif etti. Tuğluoğlu, uzun yıllardır görev yaptığı şehri tanıyordu. Mersin'in asayişinden sorumlu polis müdürüydü. Doğal olarak bu göreve en uygun isimdi. Öyle kolay olmadı. Görevlendirmeyle geçiş için dilekçe verdi. Ancak izin çıkmadı. Yukarıdakiler, CHP'li belediyeye nasıl geçersin diye tepki gösterdi. Sonunda emeklilik dilekçesi verip, polis memurluğundan vazgeçip yeni görevine başladı. Eski çalışma arkadaşları belediyeye operasyon yapıyordu. Eski amiri olan İçişleri Bakanı, belediye başkanını terörle itham ediyordu. Haliyle işi zordu. Belediyedeki pek çok ismi suçlasalar da Mersin Emniyetini yakın zamana kadar yöneten Tuğluoğlu'na, neyse ki terörist diyemediler. Peki ne oldu diyeceksiniz. Önümde İçişleri Bakanlığı'nın 3 tane atama kararı duruyor. Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da imzası var. Hani şu ağabeyinin FETÖ iltisaklı olması nedeniyle hedefte olan Bakan Yardımcısı. Tayin edilen 3 kişiden biri Pınar Tuğluoğlu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden 26 Aralık'ta Samsun'a gönderilmiş. Diğeri Deniz Ünsal. 23 Aralık'ta Mersin'den Kastamonu'ya tayin edilmiş. Sonuncusu Aliye Yeter. Yine 23 Aralık'ta Mersin'den alınıp Bartın'da görevlendirilmiş. İsim benzerliği değil. Pınar Tuğluoğlu, Mersin Zabıta Daire Başkanı'nın eşi. Diğer ikisi de Pınar Tuğluoğlu'nun kız kardeşleri. Üç kız kardeşin de polis olmalarının bir sırrı var. O da babaları Nide Ulukışlalı Ali Doğan. Devletin resmi kayıtları, 22.089 sicil numaralı Ali Doğan'ın 16 Nisan 1980'de şehit olduğunu yazıyor. Gaziantep'te terör kaynaklı bir kuyumcu soygununu önlemeye çalışırken onlarca kurşunla şehit edilmiş. Hayatını kaybettiğinde en büyük çocuğu Pınar 7, kardeşi Deniz 2 yaşındaymış. En küçük çocuğu Aliye'yi görememiş bile. Annesinin karnındaymış. Babasının ölümünden 3 ay sonra doğmuş. Anneleri, babasız büyüyen 3 kardeşi, zorluklar içinde okutmuş. Devletin şehit çocuklarına sağladığı destekle, 3'ünü de polis yapmış. 3'ü de bugüne kadar emniyet teşkilatında görev almış. Gel gelelim, ne zamanki abla Pınar Tuğluoğlu'nun eşi Fuat Tuğluoğlu, Mersin Belediyesi'nde göreve başlamış. O gün 3 kız kardeşin de kaderi değişmiş. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sorduğum ancak içeriğini öğrenemediğim soruşturmalarının sonucunda, 3 kız kardeş, 3 gün içinde, 3 ayrı şehre, kış günü, neden olduğunu bilmeden sürülmüş. Anlatılana göre müfettiş raporu gerekçe gösterilse de 3'ünün de ifadesi bile alınmamış. 76 yaşındaki bakıma muhtaç anneleri, kocam, çocuklarım, damadım yıllarca devlete hizmet etti, eşim şehit oldu, bunu hak edecek ne yaptık diye soruyormuş. Öte yandan, bütün bunlar yaşanırken ülke Mersin kaynaklı bir başka skandalla çalkalanıyordu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Mersin'den başlayan bir hesaplaşmanın sonucunda Ankara'nın ortasında öldürüldü. Cinayet ihalesini alan bir torbacıydı. Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya iki polis taşımıştı. Katilin peşine düşen güvenlik güçleri, cinayet zanlısının evini bastığında, içeriden MHP'nin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz çıkmıştı. İçişleri Bakanı ile içli dışlı olan Kılavuz, evindeki zanlıyı almaya gelen devlet görevlilerine, "Siz gidin sahibiniz gelsin," demişti.
Torbacıların siyasi cinayet işlediği, polisin eskortluk yaptığı olayda, haliyle kılavuza bakıp soruyorduk, devletin sahibi kim? Kırık ya da dökük. Eskiden bir devlet vardı. Kuşkusuz hep mağdur ettikleri oldu. Öte yandan kurumlarıyla kendisini herkesin diye tanıtıyordu. Şimdi aldılar, rozet gibi yakalarına taktılar. Kendileri gibi düşünmeyenleri yabancılaştırdılar. Terörle mücadeleyi kendi ikballerine meze yaptılar. Terörle mücadele diye çıktıkları yolda terörün mağduru polisleri bile harcadılar. Biz derdimizi kime anlatalım? Devletin içinde devletçikler var. Kurumların çizgileri belirsizleştikçe baronlar, devlet biziz diye ortaya dökülüyor. Kanunların yerine kendi kurallarını koyuyor. Acın içindeki kurtlar gibi. Baronlar devlet gibi görünürken devletin kökünü çürütüyor. Çürümeyi heybetine değil, ruhuna bakanlar görüyor, ifadelerini kullandı.